Evet, Şevki Bey, Nevşehir Üniversitesi'nin akademik açılış gündemine katıldığınızda neler söyleyeceksiniz? Şehrimizde bir üniversite açılması için, yani bu işin çok hasreti çekildi. 40-50 yıldır ben hocalarımızdan, şehrimizin büyüklerinden hatırlıyorum. Bizim de bir şehrimizde üniversitemiz olsun diye vakıf kurma çalışmaları, talebelik yıllarımdan hatırlıyorum. Yardımlar toplanması, devlet erkanını ziyaretler. Çok özveriyle şehrimize bir üniversite kazanılmasının ta geçmişini biliyorum. Şükürler olsun ki şu an şehrimizde üniversitemiz mevcut. 20 binin üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Şehrimize öyle bir katma değer katıyor. İnşallah ilim alanında, diğer alanında başarılarla şehrimizin adını daha çok duyuracaklar. Çok daha iyi olacak. Peki Şevki Bey, çok eski bir siyasetçisiniz Nevşehir'de. Siyasi partilerin içerisinde yer aldınız. Şu anda adınız Nevşehir Belediye Başkanlığı için konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz? Efendim biz de halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla büyüdük. O terbiyeyle yetiştik. Görev verilirse kaçmayız. Ama bu noktada hırs da yapmayız. Halk tabiriyle ayak oyunlarına girmeyiz. Yani her zaman için şehrimize bir noktada belediye başkanı olur, hangi alanda olursa hizmet etmeyi kendimize bahtiyarlık sayarız. Peki sizin Nevşehir'de görmüş olduğunuz en büyük eksiklik nedir? Şehrimizde en büyük eksiklik birlik, beraberlik, dayanışmayı zayıf görüyorum. Dayanışarak, el birliğiyle. Yani insanın şunu unutmaması lazım. Bugün dünya, yarın ahiret. Bizler emanetçiyiz. Geçmişten emaneti alıp geleceğe doğru devretmenin bahtiyarlığı yarışı içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Peki, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.